Levent Yılmaz Finansmana erişim ve finansal gelişmişlik bir süreden bu yana yazılarımda başta kobiler olmak üzere Türkiye'deki reel sektör işletmelerinin temel sorununun finansmana erişim ve finansman maliyetlerinin olduğunun altını çiziyorum. Elbette bu durumun pek çok nedeni var. Yakın dönemden bir örnek vermek gerekirse, 2018 Ağustos'undaki spekülatif koratağın ardından faizlerin geldiği seviyeler finansman maliyetlerini artırırken özel sermayeli bankaların tutumları da finansmana erişimi zorlaştırdı. Bu dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aldığı tedbirlere ilave olarak kredi garanti fonu, KGF gibi katalizör bir mekanizmanın etkisi ve kamu bankalarının aldığı inisiyatif işletmelere önemli bir alan sağladı. Öte yandan Türkiye'deki bankaların kredilendirmede izlediği yüksek faiz, kısa vade ve orantısız teminat modeli hala devam ediyor. Reel sektörün finansmana erişimi, finansal gelişmişlik ne kadar önemli. Yukarıdaki başlık bana ait değil. Bu başlığı Merkez Bankası uzmanlarının ve yöneticilerinin teknik görüşlerini ele aldığı Merkez'in Güncesi isimli internet sitesinde yayınlanan bir çalışmadan aldım. Çalışma akademik bir dergide Merkez Bankası ekonomisti İbrahim Yarba ve ODTÜ öğretim üyesi Nuray Güner tarafından yayınlanan bir makalede elde edilen bulgulardan oluşuyor. Söz konusu çalışmada elde edilen ilan bulgulara göre Türkiye'deki reel sektör firmalarının finansal borç oranlarının değişiminde karlılık, faaliyet gelirlerinde dalgalanma gibi sadece firmaya ve firmanın ait olduğu sektöre özgü değişkenlerin değil aynı zamanda döngüsel ve yapısal faktörler de belirleyici durumda. Mesela Türkiye'de finansal gelişmişlik düzeyi arttıkça işletmelerin kısa vadeli borçlanma oranlarının düştüğü görülüyor. Buna ilave olarak kamu borç oranlarındaki yükselişler ise, işletmelerin borç oranlarında negatif bir etkiye sahip. Çalışmanın bir diğer önemli bulgusu da finansal gelişmişlik düzeyinin olumlu etkisiyle kamu borçluluğunun olumsuz etkisinin halka açık firmalardan ziyade halka açık olmayan firmalar için daha belirgin olması. Öte yandan finansal finansal gelişmişlik düzeyindeki artışın etkisinin büyük işletmelere görece olarak COBİ'ler çok daha güçlü olduğunu tespit edilmiş. COBİ'ler ve borsanın önemi Türkiye'deki işletmelerin %99,8'i COBİ'lerden oluşuyor. Öz kaynak yetersizliği sorunu yüzünden COBİ'lerin önemli bir kısmının faaliyetleri banka kredilerine dayanıyor. Bu durum COBİ'leri konjöktürel dalgalanmalara aşırı duyarlı hale getiriyor. Bu aşırı duyarlı olma hali maalesef büyüme, ihracat, istihdam, vergi geliri ve arge gibi konulara da etki ediyor. Yarba ve Güner'in çalışmasında da tespit ettiği üzere işletmelerin halka açık hale gelmesi, işletmelerin sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz ediyor. Bu durum aynı zamanda finansal gelişme ve derinleşme içinde kritik öneme sahip. Finansal gelişme ve derinleşme arttıkça ekonominin şoklara ve bulaşıcılık etkisiyle gelen krizlere karşı daha dayanıklı hale geleceği ise aşikar. O halde finansal gelişmişliğe ve derinleşmeye yönelik atılacak adımların aynı zamanda ekonomi güvenliğine katkı sağlayacağının altını çizmemiz yerinde olacaktır. Gelişmekte olan bir ekonominin küresel piyasalardaki gelişmelerden etkilenmesi son derece normal. Ancak bu etkileri azaltmanın en önemli yollarından birisi sermaye piyasalarını derinleştirmek. Bu bakımdan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz yıl içinde düzenlenen İstanbul Finansal Merkezi konferansında yaptığı konuşmada ortaya koyduğu sermaye piyasaları derinleştirme vizyonunun çok önemsenmesi ve desteklenmesi gerekiyor. Yeni yıl ve eski sorunlar Yeni bir yıla adım attık ancak küresel ekonomi tarafında bir önceki yıldaki risklerin tamamını yeni yıla taşıdığımız için dışarıdaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bu bağlamda ticaret savaşları, Brexit, Çin büyümesinin yavaşlaması, bölgesel riskler gibi konular hala masanın üstünde olacak.